Değişik renkler, değişik renklere bürünüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 12 Kasım Deprem Anıtı Müzesi binasının tanıtımı için gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Tanju Özcan, 7 milyon 261 bin liraya mal olan Deprem Anıtı Müzesi'nin iç dizaynı ve tasarımı hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. 24 Kasım Cuma günü açıklaması beklenen anıtın tanıtımının ardından Başkan Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bunu konuştuk Sayın Genel Başkanımızla, yeni Genel Başkanımızla. Biliyorsunuz ben Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya buyur gel denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Partiye geri dönüşünde herhangi bir engel olmadığını dile getiren Başkan Tanju Özcan, Sayın Genel Başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemişti. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nce. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya buyur gel denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dönüşle ilgili dilekçemi verdim. O da genel merkeze götürdü. Yani şu anda ben tüzüğün aradığı şekilde talep ettim geri dönmeyi. Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek önümüzdeki hafta. Orada da bir oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz. Sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor dedi. Dün itibarıyla il başkanımıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim. O da genel merkeze götürdü. Yani şu anda ben tüzüğün aradığı şekilde talep ettim geri dönmeyi. Öngördüğü şekilde. Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek önümüzdeki hafta. Orada da bir oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki önünde bir engel görünmüyor. Yani artık %99 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim. Muharrem İnce'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesi gerektiğini ifade eden Özcan şöyle dedi. Şimdi Sayın İnce ile dün telefonla görüştük. Çünkü onun partisinin il başkanı Bolu'ya gelmişti. Bir işi vardı. Bana da uğradı. Kulaklar için deyince aradık kendisini. Selamlaştık. Yeni süreç dedi, senin için de hayırlı olsun dedi bana. Ama hani dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık. Ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Özgür Başkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın güzel bir tabiri olduğu baba evine dönmek. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl benim baba evimse, nasıl Özgür Özel'in baba evi ise en az bizim kadar Muharrem İnce'nin de baba evi. Artık hani ayrı gayrı olmaması lazım. Ve ayrı parti kurarak Türkiye'de sonuç almanın da çok kolay olmadığını Sayın Muharrem İnce gibi tecrübeli bir siyasetçi de görmüştür. Ben kendi dönüşümden, dönüşüm kadar en azından Muharrem İnce de dönerse partiye geri en az o kadar sevinirim.